Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir kutu açılışı ve ürün incelemesi yapacağız. Bugünkü konuğumuz Sony'nin bir aksiyon kamerası HDR AS50 modelini inceleyeceğiz. Sony'nin bu aksiyon kamerasının üzerinde çok güzel bir imaj stabilizasyonu var. Yani steady shot diyor Sony buna, biliyorsunuz. Çok etkili çalışan bir elektronik steady shot'ı var. Kutu içerisinden 60 metre derinliğe kadar dayanan bir housing çıktığını yazmışlar buraya. Geniş açı, ultra geniş açı demişler ama kaç derece olduğu büyük bir ihtimalle etiketin altında kalmış. 11.9 megapiksel fotoğraf çekebilme kabiliyetine sahipmiş. 4K çözünürlükte timelapse yapabiliyormuş. Üzerinde stereo mikrofon varmış. Ve rüzgar gürültü önleyicisi varmış. Opsiyonel aksesuarlar bulabilirsiniz diyor. Onlardan bir tanesi de lens protektörü, lens koruyucu diyor arkadaşlar. Burada belli başlı özelliklerinden bahsetmişler. İşte Wi-Fi varmış. Üzerinde Zeiss lens varmış. Bluetooth Smart desteği, Ustream desteği varmış. iMovie ve Final Cut Pro X programlarını destekliyormuş. Bununla çektiğiniz videolar arkadaşlar. Etiketini ilk defa şimdi beraber açacağız bunun. Kutunun içerisinden böyle küçük iki tane kutu çıktı. Bunları da açalım isterseniz. Acaba kamera hangisinde? Ağır olan bu, ağır olanın içerisinde olabilir kamera. Hemen açalım. Ürünle ilgili karşılaştırma videolarını da bu videonun sonuna ekleyeceğim, test videolarını. Orada izleyebilirsiniz. Sony garanti belgesi çıktı. Bir tane. Acaba içerisine bir tane küçük hafıza kartı koymuşlar mıdır? Koymamışlar. Hiçbir zaman okunmayan kullanım kılavuzları. Bunun içerisinde Türkçesi varmış. Ben bunu okuyacağım. Sony'nin uluslararası garantisi. Burada. Bunda da sanırım kamera çıkacak. Evet arkadaşlar, bu da kamera. Pil diğer poşetin, diğer kutunun içerisinden çıktı. NP-BX1 X-Type bir tane batarya arkadaşlar. 1240 mAh 3.6 voltluk bir batarya. Lityum iyon bir batarya bu. Bildiğiniz gibi Sony'nin daha farklı segmentte pilleri de mevcut. Sanırım bu kamera için bir de Y segmentinde bir pil daha çıkartmıştı. Bir tane USB 2.0 micro USB 2.0 kablo çıktı. İnce ve kısa bir kablo, yaklaşık 30 santim kadar. Kalitesiz bir kablo kullanmışlar arkadaşlar. Yani 1 milyoncudan aldığınız kablo birazcık daha kaliteli oluyor. Çok kötü. Bu ne abi? Bağlantı mount'u çıktı. Arkadaşlar kameranın housing'inde kendi tripod bağlantısı için mount var. Bakalım bu bağlantı noktası standart tripodlara uyuyor mu? Evet, standart tripodlara uyuyor arkadaşlar. Ya da standart monopodlara da uydurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kare bir tane ön camı var. Bu housing 60 metreye kadar su geçirmiyormuş arkadaşlar. Ama kaliteli PVA bir plastik ve gayet kalın bir housing. Bu kadar kalın kullanılan bir housing asla sesi geçirmez. Dolayısıyla sesle çekecekseniz housing'den çıkartmak gerekiyor. Açmak için geriye çekiyormuşuz şunu. Kameranın içerisinde, housing'in içerisinde uygun pedler var. Silikon bir tane conta kullanmışlar çevresinde. Görüyorsunuz. Burada bir tane ribbon tutuyor. Ön kapağı. İlk başta tepeden yerleştirip
Alttan kilitliyorsunuz. Kolay kilitlenen. Bir sistem sanki tutmuyormuş gibi geliyor ama tam oturuyor arkadaşlar. Burada kayıt kilidi var. Kilitlediğiniz zaman kaydetmiyor. Ağzını gibi bırakalım. Kameraya gelelim. Arkadaşlar kameranın pilli toplam ağırlığı 80 gram. Bunu söyleyerek başlayabilirim. 84 gram pardon. Üzerinde iki mikrofon var. Stereo kayıt yapabiliyor ve bir tane mono hoparlörü var. Arka tarafta multi demiş. Bakalım multinin içinde ne varmış. Multi bağlantı noktası var. Büyük bir ihtimalle USB. Pili bu şekilde açacağız herhalde. Open. Evet. Bu şekilde oturtuyoruz pili. Açmak için de, pili çıkartmak için de tekrar mavi mandalı çekiyoruz. Ve pil çıkıyor. Daha yakından gösterelim. Üzerinde Wi-Fi şifresinin yazdığı yer kapak içinde arkadaşlar. Password olarak gözüküyor. Kapağı kapattık. Altında memory stick ve micro SD kart girişi var arkadaşlar. Arkadaşlar kameranın üstünde de tripod bağlantı noktası koymuşlar. Bu güzel bir özellik. Pek çok aksiyon kamerasında olmayan bir özellik arkadaşlar bu. Ben bu özelliği bir tek Xiaomi'de ve Sony'de gördüm. Açma noktasından açma kapama düğmesi burası. Şurası. Kayıt düğmesi burası. Menü düğmesi ve menü içerisinde gezinme tuşları var. Kameranın dışında fazla başka bir tuş yok. Şimdi açalım isterseniz. İlk başta tarih ayarı yaptırıyor bize. Hafıza kartı hatası veriyor. Nedense anlamadım neden hafıza kartı hatası verdiğini. Çünkü hafıza kartını ters takmışız. Arkadaşlar üzerinde dot matrix bir ekran koymuşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Wi-Fi açık. Yanında Bluetooth sekmesi sönük yanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Pil durumunu gösteren sağ üst köşede bir nokta var. MP4 kayıt yaptığını gösteren bir ibare. 30 piksellik kayıt yaptığını gösteren bir ibare. Steady shot açık gözüküyor. 5 dakikalık kayıt yapar diyor şu anda. Evet arkadaşlar kamera bu. Lensi gördüğünüz gibi balık gözü gibi birazcık dışarı çıkıyor. Dolayısıyla darbelere karşı çok korunaklı değil. Parmak izi oluştu bile. Şu anda biraz daha iyi. Burada dikkat etmeniz gereken çok güzel bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepeden gelen ışığı lens yansıtmıyor. Gelen bütün ışığı emiyor. Ve bu lens flare etkisi de azaltıyor. Bu kamera içerisinde Sony Exmor sensörü de geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aynı sensörü bir türevini Xiaomi Yi kullanıyor. İkisinin karşılaştırmasını karşılıklı olarak yapacağım. Orada kendiniz değerlendirerek hangisinin daha iyi olduğunu seçebilirsiniz. Bugün itibariyle bunun 499 lira bir fiyatı var. İndirime girdi. İndirimleri takip ederek daha bile ucuza temin edebilirsiniz.
Arkadaşlar bu videomuzda Sony HDR-AS50 kameranın kutu açılışını yaptık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.